Herkese merhaba, ben Semih. Az sonra anlatacağım olay sizi dehşete düşürecek. Bunun gibi ve daha farklı içeriklerin daha sık gelmesini isterseniz ve bana destek olmak isterseniz YouTube Aypaşa kanalıma abone olmanız veya üyeliklerden herhangi birini satın almanız fazlasıyla yeterli. Aynı zamanda diğer podcastlerime ve Aynen Podcast YouTube kanalında yayınladığımız Aynen bölümlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hadi şimdi hep birlikte şu olaya bir göz atalım. Kafamın sağında bir ağrıyla uyanmıştım. Ağrı kelimesi az bile kalır. Biri sağ tarafıma balyozla vuruyormuş gibi beynim zonkluyordu. Yine aldığım o kalitesiz maddeler yüzünden sandım başta. Gözlerimi kocaman açtım. Kendimi bir sürü kutu ve stoklanmış konserve arasında buldum. Biri kıyamete kadar kendisine yetecek erzak toplamıştı. Işık namına tek şey bir tavan penceresinden 3 metre uzağıma düşen aydınlık bir hüzmeydi. Tavanın gereğinden fazla uzun olduğunu o zaman fark ettim. En az 10, belki 20 metre uzunluğundaydı. Ayağa kalkmak ve odayı biraz daha yüksekten incelemek istediğimde bir şey bana engel oldu. Kelepçeler, kalın ve demir, yere sabitlenmiş ve bileklerimi tümüyle kaplıyordu. Zincirlerin anormalliği beni panikletti. Biri bu kadar kalın zincirleri neden alırdı? Ya da niçin? Zincirlerin yerdeki halkaya geçirilmiş kısmındaki kilidi fark ettim. Kilit de elim kadar büyük ve ağırlığına bakılırsa saf demirdendi. Yardım için bağıracakken o ana kadar fark etmediğim simsiyah bir kapı açıldı. İçeri biri uzun ince ve diğeri kısa ama yapılı iki adam girdi. İşte bu Tommy. Yeteceğini düşünüyor musun? Bilmiyorum Envis. O her geçen gün büyüyor. Konuşurken bana bakıyorlardı. Ama birbirleriyle konuşuyorlardı. Konuyu zerre anlamadığım için onlara sordum. Neler oluyor burada? Bir saniye de olsa milyoncunun rafında duran bir eşya değil de insan olduğumu hatırlayıp bana baktılar. Sonra ise muhabbete geri döndüler. Peki onu ona ne zaman vereceğiz? Hemen, hemen vermeliyiz. O çok aç. Karın bölgeme rahatsız edici bir ağrı girdi. Kafamın daha çok zonkladığını hissettim. Aç mı? Aç olan ne? ''Kapa çeneni!'' dedi ve hiç beklemediğim bir anda bana asker botunun ucuyla vurdu. Tüm vücudum tekmenin etkisiyle yana savruldu ve yüzüm pis zemine değmek üzereyken zincirler beni tuttu. Kafamı kaldırıp ona hissettiğim şaşkınlıkla baktım. Yanındaki uzun olan adam bana vurmasını beklemiyordu sanırım. Çünkü arkadaşının kolunu tuttu. ''Ne halt ediyorsun Envis?'' ''Hazırla şunu Tommy. Onu besleyip buradan derhal gidelim.'' Tekrar neyden bahsettiklerini sormak istiyordum. Fakat tekme tam da kafamın zonklayan tarafına denk geldiği için ağrı bin misli daha artmıştı. Üstüne üstlük yanağımdan sağ boynuma kadar nemli bir yol hissediyordum. Hissettiğim nemli şey benim kanımdı. ''Envis, patronu beklesek...'' ''Dediğimi yap! Hemen!'' ''Ama o...'' ''Tommy!'' Küçük mahzeni inletecek kadar yüksek sesle bağırdı. Daha da bağırmaya devam ederdi. Ama hepimizi çivi gibi oraya çakan bir ses duyuldu dışarıdan. O sesi siz dinleyenlere anlatamam. Çünkü bunu nasıl yapabileceğimi bilmiyorum. Omurtulu ve öfkeli bir kükreme. Çok derindi. Çok derin. Kaçmak istedim. Durmadan koşmak. O şeyle sesini duyabilecek kadar yakın olma fikri bir anda tüylerimi ürpertti. Kalbim vücudumu sirseleyecek kadar güçlü atıyordu. Yerimden kımıldadığımda zincirlerin çıkardığı şakırtı hareketsiz kalmış iki adamın bana dönmesine sebep oldu. O şey de neydi öyle? Dedim
Ama beklediğim gibi bir cevap gelmedi. Tommy, onu hemen beslemeliyiz. Yoksa her şey için çok geç olacak. Dışarıdan duyduğumuz ses Tommy'nin kafasındaki tüm soru işaretlerini silmiş gibi bana doğru yürüttü. Salak olduğumu düşünebilirsiniz. Girdiğim şok yüzünden ancak o an fark edebildim. Onu beslemekten söz ederlerken aklıma her şey gelmişti. Fakat benimle beslemek istediklerini hiç düşünmemiştim. Herifler beni o şeye yem yapmak istiyorlardı. Ölümden fazla korkan bir insan değilimdir. Ve yaşayacağımız süre boyunca bunun bizi korkutmasına izin vermememiz gerektiğine inanırım. Fakat benim yaşım daha çok genç. Daha 20 yaşıma basmama bile 3 ayım var be. İçerideki Godzilla benzeri şeyin tabii ki ara öğünü olmak istemiyordum. Tommy zincirlerin kilidini açmaya çalışırken onu tuttum. Bunu bana yapamazsınız. Neden yapıyorsunuz? Bir Envis denen kısa bacaklı adama, bir de zincirlerimle uğraşan Tommy'ye baktım. Kilidi açmaya devam ettiğini fark ettim. Şakaları yoktu. Bu sanki dünyanın en normal şeyini yapıyorlarmış gibi içerideki şeye beni kurban vereceklerdi. Panikten ne yapabileceğimi bilemedim. Ve Tommy'nin diz kapağına tekme attım. Bir yandan zincirlerin kilidini açamasın diye onu iki avucumun arasına almıştım. ''Zorluk çıkarma çocuk!'' dedi Envis. Elleri ceplerinde son mecalimle Tommy'ye karşı verdiğim savaşımı izliyordu. Tahmin ettiğinden fazla direnmiştim anlaşılan. Çünkü bir müddet sonra beni zapt etmek için o da arkadaşına yardım etmeye geldi. O ellerimi tutarken Tommy kilidi açtı. ''Durun! Durun bunu yapamazsınız!'' diye sinirli bir şekilde ve dehşete düşmüş bir şekilde bağırmaya çalışsam da sesimin titremesi beni ele veriyordu. ''Bırakın beni! Bırakın beni! Lütfen yapmayın!'' Daha önce bir dönem sokaklarda yaşamış bir insan olarak bela gördüm. Polislerle uğraştım. Ve bazı anlarından korktuğum söylenebilir. Ama korkuyu ve çaresizliği hiç bu kadar fazla hissetmemiştim. Çırpınıyordum. Yalvarıyordum. Ve kurtulmak için bildiğim her yolu deniyordum. Onların girdikleri kapıdan çıktık. Ve geniş bir koridorda yürüdük. Direnmeyi sürdürmem Envis'i kızdırmış olmalı. Çünkü dayanamayıp yolun yarısında beni yere fırlattı. Ve ayakkabısının sivri kısmıyla tam hayallerime tekme attı. Çığlık atmama sebep olacak bir tekmeydi bu. Acıdan ya da korkudan. Ki öyle bir durumda bunun için çok sebebim var. Ağlamaya başladım. Tommy Envis'in bana attığı ikinci tekmeyle hipnoza gibi izledikten sonra elimdeki zincirlerden tutup tekrar lanet bir un çuvalı gibi sürüklemeye devam etti. Ta ki o koca ve işlemeli demir kapının önüne gelene kadar. Orada beni yere attı. Ben sürünerek umutsuzca kaçmaya çalışırken Envis zincire bastı. Kapıyı aç. Kapıyı aç da şunu içeri atalım. İtiraz edecek gücüm yoktu. Etsem de bir şey değişmeyecekti zaten. Tommy bir dinozorun sığabileceği kadar büyük kapıyı beni içeri atabilecek kadar araladı. Envis o sırada bileğimdeki kelepçeyi çözmekle uğraşıyordu. İşi bitince daha karşılık veremeden beni tuttu ve içeri fırlattı. Yardım çığlıkları atmaya başlamamdan 5 saniye önce ikisinin de duygusuz gözlerle bana baktıklarını gördüm. Arkamdaki şeyin nefesini hissettim. Kocaman iki burun deliği karanlıkta beni kokluyordu. İçgüdüsel olarak kapının yanındaki koca bir kolonun arkasına saklandım. Gözlerimi sımsıkı yumduğum için neye benzediğini göremedim. Ama büyüktü. Çok büyüktü. Ayakları yere bastıkça binayı titreten bir şey. Devasa kelimesinin bile yanında ufak kalacağı bir şey. Sesin sahibi. Onunla burun burunaydık. Korkudan kütle kazanmış gibi bacaklarım beni taşıyamaz oldu. Olduğum yere çökerken can yakacak kadar gözlerimi sıktım. O şeyin hala beni fark etmemiş olması ihtimali düşük olsa da
Bir tek buna tutunuyordum. Nefesinin saçımı titrettiğini hissettiğimde elimle ağzımı kapadım. Ses tellerim çığlık atmam için kasılıp gevşiyordu. Kendimi o kadar sıktım ki boyun damarlarımın dışarı fırladığını görmeden anlamıştım. Beni koklamaya başladı. Nemli ve ekşi nefesi asırlardır dişlerini fırçalamamış gibi kokuyordu. Şimdi pişman olsam da o an gözlerimi açamadım. Çünkü eğer bakarsam o daha beni yemeden kalp krizi geçirmekten korkuyordum. Çok uzun süre beni kokladı. Ağzı açılıp kapanırken çıkan şapırtıları duyabiliyordum. Sonun geldi oğlum. Ağzının sonraki açışında seni içine alacak ve iç organların diş kavuklarında kalana kadar seni çiğneyecek. Beklentim buydu. Ama olmadı. Tekrar yürümeye başladı. Bu sefer daha yavaş ama daha sert basıyordu. Ellerimi yavaşça ağzımdan çekip titrek ve derin bir nefes verdim. Rahatlamama ramak kalmışken o şey tekrar bağırdı. Kulaklarımı kapatmasam içindeki zar delinecekti neredeyse. Aynı karanlık çığlığı dakikalarca attı. Şu filmlerdeki dinozor çığlıklarına benziyordu. Bu sefer daha tizdi. Bıraktığı nefes tüm odayı doldurmuştu. Envis, sanırım bir sorun var. Tanıdık sesi kapının arkasında duydum. Tommy'nin aksanlı İngilizcesiydi. Ardından Envis'in sesi duyuldu. Yine ne oldu? O hala bağırıyor. Envis'ten uzun bir süre cevap gelmedi. Bu olamaz. Onu besledik biz. Canavar daha da gür sesle bağırdı. O kadar ki 2-3 dakika kulağımdaki çınlamadan hiçbir sesi işitemez oldum. Çınlama yavaş yavaş geçtiğinde de en son Tommy konuşuyordu. İçeri girip bakacağım. Sonunda cüret edip kafamı kapıya doğru çevirdim. Tommy demir yığınını aralamış ve içeri bakıyordu. Envis! Envis! O gitmiş! Ne? Ne demek gitmiş? Başta benden bahsettiklerini sandım. Fakat büyük ihtimalle çoktan öldüğümü düşünmüşlerdi. Ondan bahsediyorlardı. Yaratıktan. Envis de aralık kapıdan içeri girdi. İkisi ürkek adımlarla kocaman mahzenin ortalarına yürümeye başladılar. Ama telaştan bir şey unuttuklarını fark ettim. Kapı. O hala açıktı. Ve aramızda en fazla 20 metre vardı. Eğer koşarsam... Tommy! Envis'in sesi mahzende yankılandı. Tekrar gözlerim ikiliye kaydığında Tommy'nin ortada olmadığını fark ettim. Mahzenin ışık almayan sol tarafında kaybolmuştu. Envis yanıt gelmeyince tekrar seslendi. Tommy! Tommy'nin attığı insan ötesi çığlık odaya kabus gibi çöktü. Onun son ve tiz feryadı. Beni her ne kadar bir canavarın önüne atsa da gerçekten yüreğimi yaktı. Envis'in sırtı dönük olduğu için göremedim. Ama gerilediğini fark ettim. Kafası yukarıya bakarken karanlıkta gördüğü bir silüet yüzünden giderek daha da yere çöküyordu. Sırtını dönüp emekleyerek kapıya ilerlemeye çalıştı. Ama midemi sıkıp kusmama neden olacak kocaman bir pençe. Hayır. Hayır, bir tırnaktı. O şey tam da bağırsaklarının içinden geçtiğinde haykırdı. Hala vücudu debelenirken tırnak bedenini yerden yükseltmeye başlamıştı. Lanet yaratık onu resmen şişe takılmış bir et gibi havaya kaldırıyordu. Adrenalin yüzünden daha fazla yerimde duramayıp aksayarak kapıya koştum.
Dehşet içinde kapıya ulaşmaya çalışırken Envis'in bana son bakışlarını gördüm. Bağırsağı havada ip gibi sallanıyordu. Az önce düştüğü yere çeşmeden akar gibi kanlar akıyordu. Bana elini uzatırken canavar onu kendisine çekti. Ve Envis çığlıklar içinde karanlıkta kayboldu. Yaşadıklarım olağanüstü şeylerdi. Sanki bir korku filminin son sahnesini izliyordum ve birazdan siyah ekran üzerinde yapımcının adını görecektim. Her ne kadar istesem de böyle bir şey yaşanmadı. Kapıya varmama son 2-3 metre kala havaya kalkan ve tahminimce bana saplanmak için hazırlanan murumsu sivri tırnağı gördüm. Gölgesi altında eziliyordum sanki. Bir anda dengemi kaybettim ve yere yapıştım. Lanet olsun! Toparlanamıyordum. Tırnak kürdan misali beni deşecekti. Ani bir refleksle yana sıçradım. Son saniyede beni ıskaladı. Beton zemini çatlattıktan sonra kolayca yerinden kalkıp tekrar havalandı. Bu sefer kalkıp kapıya doğru depar atacaktım. Fakat yaratık bunu da yapacağımı biliyor gibi tırnağını benim koştuğum tarafa hedef alarak tekrar batırdı. O an buraya geldiğimden beri kullanmadığım tüm çığlık haklarını tek seferde kullanarak bağırdım. Sol bacağımın baldır kısmındaki ani bir yanma ve acı oluştu. Beni yakalamıştı ve daha acıya bile alışmadan karanlığa doğru sürüklemeye başlandım. Yalan yok. O an direnmeyi bırakıp yaratığın üçüncü lokması olmayı kabul edecektim az kalsın. Fakat güçlükle kapıya tutundum. Kendimi dışarıya çekmeye çalışıyordum. Betonu bile kıran bu hayvana karşı şansım olmadığını düşünebilirsiniz. Zaten kuvvetli de değilimdir. Ama adrenalinin verdiği enerjiyle direnmeyi başardım. Kendimi resmen kapıya çekiyordum. Kafam dışarı çıkmıştı bile. Yaratık tekrardan bağırdı. Sesi her seferinde daha da inceliyordu. Sanki elimi kapıdan ayırıp kulaklarımı kapamam için özellikle rahatsız edici olarak kükremişti. Ben kapıyı bırakmadım. Ama canavar bacağımın kenarına saplanan tırnağını geri çekti. Hızla kapıyı arkasından çarparken bir daha sesini duymadım. Şimdi sanırım ormandayım. Burası neresi bilmiyorum. Kocaman bir orman. Kaç saat yürüdüm fikrim yok. Çıktığım o koca mahzenden bir teyp ve bir kasetten başka bir şey bulamadım. Ben de yapacak bir şey olmadığından ancak bunu kaydedebildim. Çok ağır yaralıyım. Çok fazla kan kaybettim. Daha ne kadar yürüyebilirim bilmiyorum. Gittikçe güçsüzleşiyorum. Birilerini bulmalıyım. Saatlerdir bağırsam da kimse duymadı. Sanırım bu benim sonum. Ah Tanrım. Korkuyorum. Burada ölmekten çok, çok korkuyorum. En azından bunu dinleyen kişiyi uyarmalıyım. O şey, tam olarak göremesem de, o tehlikeli. Çok tehlikeli. Benim kokumu aldı. Eğer serbest kalırsa benden başlayarak çok kişiye zarar verebilir. Hayvan kontrol ya da kim ilgileniyorsa. Lütfen. Yalvarırım o şeyi bir an önce öldürün. Onu lütfen öldürün. Video ve olay hakkındaki görüşlerinizi veya önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Dinlediğiniz hikaye Paranormal Hikayeler TR isimli Reddit sayfamda paylaşılmıştı. Hikayeler TR isimli Reddit sayfamda başınızdan geçen korkunç, paranormal veya kurgusal korku hikayelerinizi paylaşabilirsiniz.
Belki de bir sonraki videoda senin hikayeni seslendiriyor olurum. Bana destek olmak için YouTube Aypaşa kanalıma abone olmanız veya katıl butonuna tıklayıp üyeliklerden birini satın almanız fazlasıyla yeterli. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok dikkat edin.